Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. TYT matematik soru çözümüne ne yapıyoruz? Devam ediyoruz, sıralamadayız. Rasyonel sayıları bitirdik, mutlak değere geçeceğiz. Hadi sıralamayla alakalı ne yapalım? Soru çözelim ve konu otursun. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Şekilde ABC kutularında toplam 120 tane kalem vardır. Bunda A tane olsun, bunda B tane olsun, bunda C tane olsun. 120 tane kalem. A kutusunda diğer iki kutudaki kalemlerin toplamının 5'te 1'inden daha az sayıda kalem vardır. Yani A kutusunda ne kadar kalem varmış? Sen gel bakayım şuraya. Denklem 1. A artı B artı C eşittir 120. ABC kutularında toplam 120 tane kalem varmış. A kutusundaki kalem sayısı diğer iki kutudaki kalem sayısının 5'te 1'inden daha azmış. Cümleyi gördünüz mü? Peki B kutusundaki kalem sayısı, B kutusundaki kalem sayısı diğer iki kutudaki diğer iki kutudaki kalemin 3'te 1'inden daha azmış. 3'te 1'inden daha azmış. Tamam. Buna göre C kutusunda en az kaç tane kalem vardır? Buna göre C kutusunda en az kaç tane kalem vardır diyor. Peki nasıl değerlendirelim? Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Her iki tarafı 5'le çarpıyorum. Burayı da 5'le çarptım, burayı da 5'le çarptım. Burası ne oldu? 5 tane A küçüktür, B artı C her iki tarafı pozitif bir sayıyla çarptığım için eşsizliği, yön değiştirmedi. Hatta buna içler dışarı çarpımı da diyebilirsiniz. Eğer A artı B artı C 120 ise ben B artı C gördüğüm yere 120 eksi A yazarım. Burası ne oldu? 5A. Bu eksi A'yı bu tarafa atarsam 6A'nın 120'den küçük olması, bir tane A'nın 20'den küçük olduğu anlamına gelir bu cepte. Burada da her iki tarafı 3 ile çarparsam, 3 tane B küçüktür A artı C. A artı C gördüğüm yerine yazarım. A artı C'nin 120 eksi B olduğunu biliyorum. O zaman bunu bu tarafa atarsam 4 tane B küçüktür 120. O zaman bir tane B küçüktür 30. Şimdi A 20'den küçük kalem sayısı, bakın yani bu tam sayı diyor mu demiyor mu, reel sayı mı değil mi demeyin. Bunu 19 almak zorundasınız en fazla. Bunu 29 almasınız en fazla, çünkü bunlar kalem sayısı. Yani 19,5 tane kalem olmayacaktır. Neden bunları en fazla çektim? Çünkü C'nin çok küçük olmasını istiyorsam, C kalemlerinin çok az olmasını istiyorsam A ve B kalemlerinin çok fazla olmasını istiyorum demektir. 29 ile 19 toplarsanız 48 yapacaktır. A artı B artı C'nin 120'yi tamlaması için diğerinden ne olması lazım? 72 tane kalem olması gerekiyor arkadaşlar. Bence güzel bir basitleştirdik sorusuyla, sıralama sorusuyla ne yapmış olduk? Başlamış olduk. Şekildeki A karesinin bir artı en az 2. A karesinin bir artı en az 2. En çok 3 birimdir. O zaman A karesiyle alakalı şunu söyleyebilirim. 3'ten küçük ve eşit ve 2'den de büyük ve eşit. En az 2, en çok 3. B karesinin 1 artı ise A karesinin 1'den daha büyük ki görüyoruz. Ve 1 artı x birim uzunluktadır. Hemen not alalım. X A'dan büyük. Dikkat. Peki bunlar güzel şeyler. 3 tane A. Bakın şurası 3 A. Bir tane A 2 ile 3 arasındaysa biz ne yapabiliriz? Bunları 3 ile genişletebiliriz. 3 ile genişletirsem burası 3 A oldu. 9 oldu. 6 oldu. Bir eşitliği pozitif ise ne yapabiliyorum? Genişletebiliyorum. Burada ne var? Şunların her birine x demiştim. 3a artı 2x. Bu da neymiş? K. 3 tane a, 2 tane b karesi yan yana getirilecek, oluşacak şeklin boyu k birimdir. Yani buna bir de şunları eklersem k olacaktır. O zaman şöyle yapalım. Devam edeyim soruya ilk önce. K değeri en az 12, en çok 21'miş. K değeri k değeri kimdir arkadaşlar? 3a artı 2x'tir. En az 12'ymiş, en çok 21'miş. Bunu da yazdım. Benden x'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamını soruyor. Arkadaşlar eğer x'i yalnız bakmak istiyorsam ben bunun a'dan kurtulmam gerekiyor. Onu nasıl sağlayabilirim? Onu şöyle sağlamak istiyorum. İlk önce şu rengimi alayım. Bakın arkadaşlar. 2 eşitlik taraf tarafa toplanabilir ama 2 eşitlik taraf tarafa çıkartılamaz. Ama şöyle bir hamle yapılabilir. 12, 3a artı 2x ve 21. Bakın bunun hepsini eksiyle çarpın. Hepsini eksiye çarparsanız burası ne oldu? Eksi 6, hop yön değiştirdi. Eksi 3a, hop yön değiştirdi. Eksi 9. Ama bunu ne yapıyorum? Buraya uyarlıyorum. Eksi 3a ve eksi 6. Çünkü eşitler aynı yönlüyse taraf tarafa ne yapılabilir? Toplanabilir. Bunu bu şekilde yazdım. Aslında bununla bu aynı şey. Ve bunları ne yapıyorum? Taraf tarafı topluyorum. 12, eksi 9, 3. Bakın artı 3a ile eksi 3a gitti. 2x ve 15. Ne amacım?
X'in aralığını bulmak olduğu için ne yaptım ben? X'in aralığına bu şekilde ulaşmış oldum. Demek ki X hangi aralıktaymış arkadaşlar? 3 bölü 2 yani 1,5'la X hangi aralıktaymış? 15 bölü 2 yani 7,5 arasındaymış. Peki. X'in tam sayı değerlerini soruyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplarsak 7, 2 daha 9, 3, 6 daha 9, 5, 4 daha 9 yani 27. Gaza geleyim mi 27 diye? Gelmeyeyim. Neden? Bakın çok önemli bir şey vardı. X A'dan büyüktü. X A'dan büyük olacağı için X'i kaç alamam? 2 alamam. Çünkü A 2 ile 3 arasındaydı ya. O yüzden X'in de A'dan büyük olması için X'i 2 alamam. Cevap 3, 4, 5, 6, 7'nin toplamı 25 olacaktır arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Geçtim. Ağırlıkları gram cinsinden ve birbirinden farklı birer tam sayı yukarıdaki 5 bilezikten en ağır ikisinin terazinin sol kefesine. En ağır ikisini şuraya koyuyor. Sonra diğer üçünü de terazinin sağ kefesine koyuyor. Diğer üçünü de ne yapıyor? Buraya koyuyor. İkisinin terazinin sol kefesine, geriye kalan üçü ise sağ kefesine konulduğunda terazinin sol kefesi yukarıda. O zaman sağ kefesi aşağıda. Yani sağ kefesi daha büyük. Burada en ağır iki tanesi var. Burada en hafif üç tanesi var. Ama en hafif üç tanesinin toplamı diğerinden daha ağır geliyor. Buna göre bu bileziklerin toplam ağırlığı en az kaç gramdır? Hangilerinin, hangi en azların toplamı o en çok ikisinin toplamından büyük olabilir? Ve bunların totalinin toplamının çok küçük olmasını istiyor. 1, 2, 3 versem, 4 ve 5 versem, bakın bunların aralıkları toplamı daha fazla. Ama bunların toplamı 6, bunların toplamı 9 olmadı ki. 2, 3, 4 versem, 5 ve 6 versem, toplamı 9, toplamı 11. Hocam niye böyle denemeye başladınız? Ama ben zaten toplamın çok küçük olması istiyorum. O yüzden de en küçük değerlerden başlayacağım. Bakın ve bunlara daha az şeyler vereceğim. Buna 3, 4, 5 versem, buna 6, 7 versem, buranın toplamı 12 oldu, bunların toplamı 13 oldu. Yakınlaşıyorum. Buna 4, 5, 6 versem, buraya 7 ve 8 versem, 7 ve 8 versem, 15, 15 şu anda eşitlendi. Şu an terazi aynı kefede. Buna 5, 6, 7 versem, buna 8 ve 9 versem. Bakın bunların toplamı 18, bunların toplamı 18, bunların toplamı 17. Dakika 1, gol 1. Bakın arkadaşlar, bunların toplamı 18, bunların toplamı 17. Bunlar daha ağır, 8 ve 9. Bunlar daha hafif, 5, 6 ve 7. Ama bu tarafın toplamı bu tarafından toplamından daha büyük. O zaman terazinin sağ kefesi 18, terazinin sol kefesi ise 17. Peki terazinin toplam ağırlığı ne kadar arkadaşlar? 35 olacakmış bu şekilde. Güzel soruydu. Geldim bu soruya. Arkadaşlar bu tarz sorularda bakın basit eşitlik ve sıralamalarda şurası bizim için çok çok önemli. A ve B pozitif sayılar mı diyor? A ve B gerçek sayılar mı diyor? Bunlar bizim için çok önemli ifadeler arkadaşlar. Yukarıdaki her kutu içinde yazılan sayı sol yanındaki kutudan yazılan sayıdan büyük. O zaman 5, A, B eksi 3 ve 3A. Peki. Bunu gördük. Şimdi ne yapmak istiyorum arkadaşlar? A ve B pozitif tam sayılar. Buna göre A'nın alabileceği en küçük değer için. A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır arkadaşlar? 6. O zaman 6, B eksi 3, burası 18 oldu mu? B en çok kaç değerini alır? Bakın B 21 ile 9 arasındaymış. 21 ile 9 arasındaki B'nin alabileceği en büyük değer, ops, B'nin alabileceği en küçük değer için, A'nın alabileceği en küçük değer için, düzeltiyorum. A'nın alabileceği en küçük değer için, zaten A'nın alabileceği en küçük değer 6 idi. B'nin alabileceği en büyük değeri buldum. Evet, doğru çözmüşüm. Anladık mı arkadaşlar? Anladık. Geçtik. Güzel. Yukarıdaki kutularda bulunan gerçel sayılar ok yönünde artan sıradadır. 2, A, B, 4. Demek ki B 4'ten küçük. 4 A'dan büyük, B de A'dan büyük, A'da 2'den büyük. A artı B toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A ve B gerçel sayılar. A hangi aralıkta arkadaşlar? A 2 ile 4 arasında. B hangi aralıkta? B de 2 ile 4 arasında. B de 2 ile 4 arasında. Bakın B de 2 ile 4 arasında. Ha şu bir gerçek ki not alalım. B de A'dan büyük. Bunu cebe attık. A artı B toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeridir. E taraf tarafa toplarım ben bunları. O zaman 4 küçüktür. A artı B küçüktür 8. Bakın A artı B'nin alabileceği en büyük değer şu anda kaçtır arkadaşlar? A artı B'nin alabileceği en büyük değer 7'dir. Bu doğru. A kare artı B kare. Bakın eğer A'nın aralığı 2 ile 4 arasındaysa A kare D 16 ile 4 arasında. Aralıkta 0 geçmediği için ne yaptım? Direkt ben karesini alabildim. Hakeza bunu B kare içinde yapabilirim. B kare de 16 ile 4 arasında. Ne yaptım? Karelerini aldım. E A kare artı B kare 8 ile 32 arasında. E 9 ile başlayan
ve 31 ile biten bir süreç. Kaç tane tam sayıları vardır? 31'den 9 çıktı. Son terim, eksi 2 terim, artı bir tane terim yok mu? 31, hop, 31 eksi 8. Yani 23 tane değer vardır. Doğru. 23 farklı tam sayıları vardır. B eksi A farkı 0 ile 2 arasıdır. Bakın arkadaşlar, B eksi A farkı bulmak istiyorsanız B aynen dursun. 2, B, 4. Ama buraya eksi A yazmam lazım. Eksi A'yı. Bakın bunu eksi ile çarparsanız eksi 4, hatta buraya yazayım. Eksi 4, eksi 2 aralığında olacaktır. Nasıl yaptınız hocam? Eksi 2 büyüktür eksi A büyüktür eksi 4. Yön değiştirdi ama bunun altına yazarken eşitler aynı anda alt alta gelsin diye bu böyle bir hareket yaptım. Toplarsam eksi 2, toplarsam B eksi A, toplarsam 2. Demek ki B eksi A eksi 2 ile 2 arasında olacakmış. Ama bu 0 ile 2 aralığında diyor, yanlış. O zaman cevap 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Metin aklından tuttuğu bir sayının 3 eksiğinin 2 katını alıyor. Çıkan sayıya aynı işlemi bir kere daha uyguluyor. Elde ettiği sonuç x olmak üzere. X de elemandır onunla 22 arasında olduğuna göre aklından tuttuğunun tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Metin aklından bir sayı tutsun. A. 3 eksiğinin 2 katını alıyor. Yani 2a eksi 6. Bu işlemi bir kez daha yapıyor. Yani bunun 3 eksiğinin 2 katını alıyor. Yani 4a eksi 9'da eksi 18. Şu anda en son ulaştığım şey bu. Buna da ne diyor? X. İlk önce 3 eksiğinin 2 katı aldı. Yani 2a eksi 6'yı buldu. Bunun bir daha 3 eksiğinin 2 katını alıyor. 2a eksi 9'un 2 katını aldı. 4a eksi 18. Bulmuş olduğu bu 4a eksi 18 22'den küçük lakin 10'dan büyükmüş. Benden a'nın aralığını istiyorsa eksi 18'i bu tarafa attım. 40 bu tarafa attım. 28. Hepsini 4'e böldüm. 7a 10 olacaktır arkadaşlar. Demek ki a 7 ile 10 arasındaymış. A da benim aklımdan tuttuğum sayıydı. 8 olur, 9 olur, 10 olamaz. Kaç farklı değeri vardır? 2 farklı değeri olacaktır arkadaşlar. Şimdi bizim biraz daha basit estetiklerde ve sıralamada mutlak değer öncesinde görmüş olduğumuz kitaplarda vazgeçemediğimiz soru tiplerinden bir tanesi. X eksi 3 ile 4 arasında. Ama 3x artı y de 5'miş. X'in aralığından y'nin aralığına sakmamı istiyor. Peki y ile 3x birbirine bağlantılı ise o zaman ben 3x'in aralığını bulmak istiyorum. Eksi 9, 3x, 12. Hocam niye 3x'i buldunuz? Arkadaşlar 3x demek ne demektir? 5 eksi y demektir. Bakın 3x görünümüne ne yazdım? 5 eksi y yazdım. Burası ne oldu? 12. Hop bunu bu tarafa attım. Eksi 14. Eksi y 7. Ne yapıyorum? Hepsini eksiyle çarpıyorum. 14 hop yön değiştirdi. Eksi 7. Ben bunu böyle yazabildiğim gibi şöyle de yazabilirim. Eksi 7 açık. 14 açık olacaktır arkadaşlar. Geçtik bir sonraki soruya. Şimdi tekrar söylüyorum bakın. Burada a ve b'nin tam sayı demesiyle A ve B'nin reel sayı demesi çok fark var. Hatta o farkı bu soruyu iki farklı yöntemden çözerek sizlerle paylaşayım. Hadi gelin ilk önce klasik soru çözelim. A ve B tam sayı olarak soru çözüyorum. Ben bu ucu her tarafa atıyorum arkadaşlar. Eksi 10, A ve 2. Ben bu eksi 1'i her tarafa atıyorum. Artı 1 olarak atıyorum. Bunu bu tarafa attım. Eksi 5, B, 4. Şimdi A çarpı alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi A çarpı A'nın alabileceği değerler eksi 9'lar ve 1'ler. Eksi 4'ler ve 3'ler. Şimdi A eksi 9'u alabiliyor. B eksi 4'ü de alabiliyor. O zaman A çarpı B'nin alabileceği en büyük tam sayı değil bence 36 olacaktır. Peki hocam biz bunu A ve B'de reel sayı olarak yapsaydık nasıl yapacaktık? O zaman şöyle yapıyorum ben. Bu eksi 10'sa bakın bu tam sayı çözümüydü. Tekrar söylüyorum. Şimdi reel sayı olsa nasıl yapacaktık? Şimdi eksi 10 ile eksi 5 çarp 50. Eksi 10 ile 4'ü çarp eksi 40. 2 ile eksi 5 çarp eksi 10. 2 ile 4 çarp 8. A çarpı B bu 4 sayıdan en küçüğü ile en büyüğü arasındır arkadaşlar. A çarpı B bu 4 tane sayıdan en küçüğü ile bununla bunu çarptığı zaman eksi 40 alabiliyor muydu? Demek ki en küçüğü eksi 40'mış. Bakın bununla bunu çarptığı zaman 50 alabiliyor muydu? A çarpı B'nin reel sayılardaki çözümden bahsetmiş olsaydı alabileceği en büyük değer 50'den küçük olan 49 olabilecekken ama A ve B tam sayı dediği için alabileceği en büyük değer kaçtır arkadaşlar? 36 olacaktır. Başka değer olabilir mi? Mesela 42 var şıklarda.
42'yi görmem için bunun 6'yı görmesi lazım. Bunda hadi bu 7'yi görsün diyelim. Bir şekilde 42 diyen alamaz. Cevap 36 olacaktır arkadaşlar. X ve Y gerçel sayılar. Bizim olmazsa olmaz soru tiplerimizden bir tanesi. Bunları görmeniz için arkadaşlar birer tane koydum bunlardan. 2x. Hop 2 ile çarpıyorum. Eksi 4. 2x. Ve 22. Bakın ilk önce 3y'yi şurada buluyorum. Eksi 15. 3y. Ve 21. Ama hocam bize eksi 3y lazım. Sakın ikisini alt alta yazıp çıkartmaya çalışmayın. Eksi 3y'yi bulun ilk önce. 15. Eksi 3y. Eksi 21. Ama bunu buraya yazarken... Eşitler aynı yönde olmasından dolayı buraya eksi 3y ve 15 şeklinde ne yapıyorum yazıyorum. Bakın hem 2x'in hem de eksi 3y'nin aralığı elimdeyse bunları toplarsam eksi 25 ile istediğim aralık 2x eksi 3y x ve y gerçel sayı diyorsa aralık istediği aralığı elde et. X ve y tam sayı diyorsa sayıları aralıktan seç. Burası ne oldu? 37. 2x eksi 3y ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi... Burada eşitlik var mı? Bir dakika. Şurada eşitlik galiba yok. Şunu bir düzelteyim ilk önce. Ne yaptım? Bunun hepsini 2 ile çarptım ama buraya eşitlik koymamalıydım. Neden? Bu çok önemli. Burada eşitlik yoksa, burada eşitlik varsa, burada eşitlik yoktur. Burada eşitlik yoktur. Eğer eşitlik alsaydım cevabı 37 diyecektim. Ama cevabı kaçtır arkadaşlar? 36'dır. Eşitlik var. Eşitlik yok. Eşitlik yok. 2x eksi 3'e eksi 25'ten büyük ve eşit. 37'den de küçükse alabileceği en büyük tam sayı değeri 36 olacaktır. Çoğu arkadaşımızın hata yaptığı bir soru. X bir gerçel sayı. X eksi 4 ile 5 arasında. X kare artı 2x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri. Ne yapıyor arkadaşlar? X karenin aralığını ayrı buluyor. 2x'in aralığını ayrı buluyor. Ve bunları topluyor. Hayır. X kare artı 2x artı 1 eksi 1. Niye böyle bir şey yaptınız? Burası... X artı 1'in parantez karesinin 1 eksiğidir arkadaşlar. Yani ne yapmış oldum? Tam kare tamlamış oldum. Eğer x eksi 4 ile 1 arasındaysa hepsine 1 eklersem eksi 3, x artı 1, 6. Ne yaptım? Hepsine 1 ekledim. Bu eksi 4 ile eksi 3 oldu. X artı 1 oldu, 6 oldu. X artı 1, eksi 3 ile 6 arasında. Ben bir eşitsizliğin karesini alabilirim. Dikkat etmem gereken şey şu. Eşitsizliğin arasında sayı aralığında 0 geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor. O zaman x artı 1'in karesi bunlar hangisi mutlak derece daha büyük? 6 mutlak derece daha büyük. 36'dan küçük. Bir şeyin karesi daima 0'dan büyük ve eşittir. Aralıkta 0 geçiyorsa. X artı 1'in karesi 0'dan büyük ve eşit 36'dan küçük. Ama bana x artı 1'in karesinin 1 eksiği lazım. Hepsinden 1 çıkartıyorum. Eksi 1. X artı 1'in karesinin 1 eksiği. Yani artık buna x kare artı 2 x diyebilirim. 35. Bakın istenilen aralığı elde etmiş oldum. İfadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri ki 34 ile en küçük tam sayı değeri ki eksi 1 çarpımları kaçtır diyor arkadaşlar. Eksi 34 olacaktır. Basit eşitsizlik, mutlak değer, sıralama bunlar gerçekten çok güzel konulardır arkadaşlar. Bazen değer vererek yapacak konulardır ama ben bilgi amaçlı olsun ve bunları bilin diye bunlarla kalın yapmış olduk. Soru çözmüş olduk. Haftaya mutlak değer soru çözüm videosunda tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar.